Patlıyor abi. Bu ne lan? My Project. Bir dakika, bu ne? Bu mu? Oğlum bunun adını bile değiştirmemişsiniz lan. My Project diyor. Niye değiştirmeniz oğlum? Capture derken My Project çıkıyor. Şey. Aha, ilk defa Firex'ten önce oyun kategorisi değiştirmeyi yakaladım. Dur. Erzurum. Aha. Tamam. My Project 2 ne zaman çıkacak? Ay! Ha, ne oldu ha? Aşırı saz. Saz azalmıyor. Ha, dur, azaldı mı? Oo, müzik volümü kısmak hiç işe yaramadı. Bağlama overdose. Ne kadar güzel bir geyik. Ne kadar güzel bir hazır benzin istasyonu. Ne kadar Türkiye'de olmayacak bir benzin istasyonu. Çok beyaz çünkü. Böyle beyaz kir tutar. Story. New game. The Escape. Ha, oyun kasıyor lan. Oha. Bir dakika. Oyun vallahi kasıyor. Bir dakika. 2K'da açtım diye mi? Bir dakika. Oyun kasıyor. 10 RTX yetmedi ciddi ciddi. Aa. Bir dakika. Takıldı oğlum oyun bayağı, bir saniye. Unreal. Oğlum bir şey diyeceğim. Altta şey falan yazıyor. Unreal Game Template falan yazıyor ya. Ama yani hani ben şey falan yazıyor. Unreal, bak bak, dur okuyacağım ne yazdığını söyleyeceğim. Ha, third person BP game template yazıyor. Oyunun şeyinde, kısa yolunun adında. Yani. Kısalım abi, kastı. İnşallah kasmaz ya bu arada. New game. Aa, dur, Türkçesi vardı değil mi? Türkçesini yapmadık. Türkçesini yapmayalım. Türkçesi, biliyoruz Türkçesini zaten. Yapalım mı Türkçe mi yapalım? Ha, tamam, şimdi hızlı. Tamam. Yapayım mı Türkçe, istiyor musunuz? Türklük. Okey, bir saniye. Mail. Türk. I'm a Turkish fellow. I like my dick yellow. Audio. Controls. Display. Language English. Helal. Bir de Çince var. Hikaye. Yine. Tamam. Bölüm kaçış. Ben okumayacağım Türkçe çünkü, yani en azından bu rahatlığımız var Türkçe oyunlarda. Okuyun alttan işte. Taylan, sen salaksın oğlum. Bu sokakta burada ne yapıyorum ben? Rastladım o köyün dediğine göre ileride imamın evi varmış. Gidelim bakalım. Okey. Şu ana kadar gayet. Yani şey gibi. Bunda gerçekten de atmosferik bir oyun yapabilirsin. Ne kadar güzel. Ormanlar, karlar. Third person nasıl geçerim? Neyle geçiyorum? C. Aa bak. Model kötü baya. Ya kötü değil mi? Dur bakayım. Kötü mü değil mi? Yakınlaşayım şöyle bir. Kötü be model. Kıyafet güzel. Yüzü bir şey diyeceğim, yani hazır şey, hazır aset kullanılıyorsa yüzü daha iyi bir şey olarak kullanabilirmiş mesela. Yani ne bileyim, bunlar indiriliyor ya, bunlar sonuçta.
Hani oyunu full asetten yaptığımızı düşünüyorum şu anda. Kendileri mi acaba modellemeye çalıştılar? Ha, çünkü hani Warband gibi oyunlarda neden şey olduğunu, suratların çok iyi görünmediğini anlayabiliyorum. Çünkü yani çok fazla kalabalık, çok fazla NPC var. Yani çok fazla farklı modelleme yapamayacakları için basma kalıp yüz çeşitleri kullanıyorlar. Kenshi'de de öyle biraz. Bu okey yani hani. Ama hani burada tek bir karakter var ya mesela. Sadece bir tane karakter var şu an anladığım kadarıyla yürüyorsun. Çok az karakter var oyunda. Güzel asetler, çok iyi güzel bir aset kullanabilirdin bunun yerine gibi sanki. Ben olsam kullanırdım gibi yani. Hani. Bu eksi mesela. Öte yandan adam gerçekten Türk'e benziyor. Koşum bence animasyonlar fena değil ha. Şey güzel, kulaklıktan ses efektleri falan iyi yani. Hani en azından şey açısından yani şey açısından diyorum. Hazır işte mesela ya mesela şundan örnek verebilirim. Ay ne oldu? Şuna örnek verebilirim. Mesela ben Solitaria'da farklı sesler synthesize ediyorum. Atıyorum şey varsa eğer. Elay P hoş geldin. Shunsui 07 sen de hoş geldin. Yeni kötü. Yani şöyle Solitaria'da mesela bir tane böyle dünyanın çeşitli yerlerinden ses kaydalan bir abi var. Onun sitesinde ben paralı üyeyim. Farklı doğa seslerinin soundscape'lerini ya da farklı durumların seslerinin soundscape'ini yapıyor. O soundscape'ten farklı sesler sende, synthesize benzersiz sesler synthesize edebiliyorsun. Bu mesela daha organik yapıyor gelen sesi. Burada galiba arkaya sadece tek bir rüzgar sesi koymuş. İşte bir de kar adım yürüme sesleri falan var. Hani böyle küçük trikler de yapabilirsin yani. Espadaş'ta hani bir günlere banlayalım, banlanmak istedi. Hani böyle küçük trikler yapabilirsin. Bunları belirtebilirsin. Dinleyeceğiniz bütün sesler şeydir gibisinden. Dinleyeceğiniz bütün sesler organiktir falan gibisinden. Bu farklı bir tat, atmosferik bir şey katabilir yani. Bir tattır, güzelliktir. Ben Solitaire'de öyle yapıyorum. Tavşan var. Tavşanlar var. Karda batamıyoruz, değil mi? Öyle bir şey. Ha, batıyoruz lan. Dur. Batamıyor muyuz? Batamıyoruz galiba. Batamadık mı? Okey. Ahmet Fahri, 9. ayında hoş geldin. Aga. İmamın evi. Cami mi oluyor imamın evi? Bok gibi cami modeli bu arada bu. Daha güzel cami modeli yok muymuş hazırda? Vardır abi daha güzel cami modeli. GG Cool Mod. Hoş geldin abi. Bu arada normalde başka oyun olsa hiç bu kadar incelemem bile. Burada harbiden hani Türk oyunu falan muhabbet var. Bol bol bakıyorum nasıl yapılmış falan diye. Vakit veriyorum yani bayağı bir. Bak zıplıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Daha iyi bir cami modeli yok mu hazırda ya? Bu çok kötü. Yani okey renklerine falan bir şey dediğim yok ha. Böyle pete camilerimiz var yani sonuç olarak. Adam böyle küp gibi cami yapıyor. Aha mezar var. Az siktir. Wow. Nasıl dur El Fatiha okuyacağım. Oku. E ile okuyorum. Aa ha siktir lan oğlum çok iyi. Amin kim? Kim amin dedi? Kim amin dedi?
Biri amin dedi bana. Abi bir dakika, kimse bana amin demedi mi şu anda? Bak, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Eğer ben bu oyunun yapımcısı olsaydım ne olurdu biliyor musun? Bak şimdi. Güzel bir şey fırsatı. Oyuna giriş fırsatı bak. Ben bu oyunun yapımcısıyım. Hazır asetlerle ya da I don't know what the fuck. Camis geldim buraya, tamam mı? Ha bak, aynen bak şimdi. Amin dedi ya bak. Amin dedi ya abi. Hay sikeceğim. Oyuna bir tıklıyorum. Uçuyordur bakayım. Aşırı derece unstable. Bir dakika abi. Çok pardon. Ha. Şimdi bak. Ben amin dedi. Ben oyunun yapımcısıyım. İşte bir encounter yaratmak istiyorum. Ya da işte bir oyuna bir giriş noktası yaratmak istiyorum. Hikaye falan. Geldim. Duamı ettim abi. El Fatih ettim. Sonra arkadan bir karakter mesela imam ya da whatever amin diye gelsin. Benimle bir diyalog başlatsın falan, anladın mı? Böyle bir şey olsun yani. Böyle bir interaksiyon olsun yani falan. Ha, beyaz sakallı bir tane böyle gelsin. Bıdı bıdı etsin falan. Tam bunu yapabilir yani. Hikaye anlatımı oyunuysa bu eğer. Hani bir hikaye anlatacaksak çok güzel bir nokta olabilir. Peki her mezara El Fatiha okuyabiliyor muyum? Ey amin evladım diye gelsin. Yolun niye buraya düştü? Neden geliyorsun? Ne gibi bir derdin var falan desin. Bir hikaye anlatsın. Bir tane seyyah bir gün işte Erzurum karlarında yürüyormuş. Şöyle olmuş, bu da böyle olmuş da bilmem ne de. Sana ilk quest'ini vereceğim şimdi. Hazır mısın desin. Hazırım amca falan. Bir şey yani. Bir şey. Sadece bunu okuyabiliyorum. Bunun özelliği var mesela. Ha buna da okuyabiliyorum. Ha buna da okuyabiliyorum. Bunu okuyabiliyorum. Bunları niye okuyamıyorum? Çünkü şu ikisini okuyabiliyorsam ve bunları okuyamıyorsam saçma. Sadece bunlara. Buna da okuyayım. Dua etmiştin. Allah kabul etsin. Ha hepsini aynı anda mı ettim acaba? Tekrar edeceğim. Allah kabul etsin. Ama sayılı mı? Bir daha edemezsin diyor. Peki. Burası imamın evi mi şimdi? Allah'ın evi olarak biliyordum ama imamın evi ise. Aa, müzik değişti, dur. Takashiho, hoş geldin. Dördüncü ayımız kutlu olsun. Oğlum bunu yapardık yüksek çözünürlüğün ya. Hacı Eşref Camii. Ah. Burası imamın evi değilmiş belli ki. Oğlum bu kadar mı lan? Cami cami diyorlardı. İçine bile giremedik. Peki niye ses geliyor yanına gelince? Bir şey var abi içeride ama. Orada bir ses geliyor la. Gel. Dur. Çıkabiliyor muyum buradan? Çıkabiliyorum belli ki kademe kademe. Aha. Aynen süper. Okey, hayal ettim ve yaptım. Ama ne yapayım? Burası niye kademe kademe o zaman? Madem çıkacağım. Ray from the top of my dome. I'm a rock. Aa çıkıyormuşum. Okey. Rock. Top the. Peki neden durup dururken camiye çıkıyorum? Çünkü garip ses geliyor. O yüzden mi çıkmam gerekiyor? Ya da çok... Aa bu ne? Gök taşı. O siktir. O paranormal miyiz? Azami enerji zone arttı. Aşırı gaza geldim. Çok önemli bir şey mi aldım ben şu anda? Çünkü az %10 arttıran bir şey aldığıma göre çok önemli gibi değil. Ne? Yeşil işaret bir şey. Tabanca. Tabancam var mı? Bunlar olan itemlarım mı? Komaplı tüfek. Komaplı, tabanca, dürbün, meşale, kırmızı işaret bir şey var. Yeşil işaret bir şey. Yani. Okey.
Neyi mi attık? Azami güç ne? Peki yani bu ses bu item'a yaklaştığım için geldi bir tek. O itemlardan ses geliyor. Okey. Ha, imamın evi karşıdaymış. Şu anda fark ettim. Okey. Itemlardan sesler geliyor. Ve niye bunlar çok önemli sesler ve de bayağı vap diye bir ses geldi falan. Burası da bunu... Okey. Nereden kilitlenmiş? Fall damage yok. Arkadan. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Oha. Belli ki yok. Hibrit. Hibrit buldun alacaksın abi. Kağıt. Bismillahirrahmanirrahim bu sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı köyleri tahliye ediyorlar. Oo, paranormaliz. Okey. Paranormal. Evet, donuyorum. Isın falan işte. Okey, paranormaliz yani. Şaka değil. Ona ulaşmış ama geçiyor. Beni almakla. Eğer bunu okuyorsanız en beni tepedik gözü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Tamam. Sarımsak, soğan. Menemen yapabiliyor muyuz? Çanak. Kola. La kola. La kola. Kıtlama şeker. Yaprağım yaprak sarması. Çaylar. Okey. Çaylar mı? Okey. Babet çorap mı? What? Niye böyle? Ay, çok iğrençmiş. Ay, üf, niye böyle? Ay, yemek hiç istemiyorum. Soba. Kömür. Sobaya kömür atabilirim herhalde. Kömür ha. Ateş yak. Ateşi yak. Aa. Depo sandığı. İlk ya ecza dolabı. Varol. Ha, varol. Bu da böyle bir kelime çapası. Peki. Isınayım. Namaz kılabiliyor muyuz? Çünkü Fatiha okuyabiliyoruz ya. Aman ben... Okey, şimdi ısınıp gideceğim buradan. Allah affetsin. İmamın evindeki şeyleri de çaldık ama. Isınmak uzun sürüyormuş biraz. Eğilme oturma falan var mı? Tamam, şey gibi. Neydi? Valheim gibi. Isınacağız. Sonra da yola çıkacağız herhalde. Hani soğukta duramıyoruz. Belli ki. Ben Long Dark oynamadım. O da böyle bir oyun mu? Okey. Saz girdi ilk camiye yaklaşınca. Bağlama girdi daha doğrusu. Ha, devam. Ray'dan devam ediyorum. İmam gözetleme kulesindeymiş. Orayı ileride ederim. Bunları alabiliyor muyum mesela? Dal. Ha bak, bunları alabiliyorum galiba, değil mi? Dal. Bunlarla ateş yakabilirim belki, öyle mi? Ha, objektif bir şekilde oyunu değerlendiriyorum şu anda. Film vermekle alakası yok. Nereden geldim ya? Buradan geldim. Evet, buradan geldim. Kuru fasulye adam, hoş geldin.
Ha, harita mı var? Aa, harita var. Dümdüz yürü diyor. Aa, peki bir şey diyeceğim. Zaman mı akıyor? Var herhalde oyunda. Gündüz gece. Gidiyorum, ne haldeyim? Erzurum'da gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Mesela bir eleştirim daha. Hazır aset kullanıldığı için çok güzel asetler kullanabilirdiniz. Ama çok üzerine düşmemiş gibisiniz sanki bu konunun. Hani ne kadar bilmiyorum. Sallarlar bu eleştiriler ama. Bir diğer eleştirimde mesela bu çok sıkıcı bir sekans. Yani hiçbir şey olmadı. Güzel interaksiyon şanslarını kaçırdık. Ve mesela şey açısından çok ilginç bir hikaye olabilir. Ne derler? Ben işte ne olduğumu bilmiyorum ama işte geldim caminin oradan geçiyorum. El Fatiha okuyorum. Ve işte ya ekip tek kişi mi ne bileyim çocuk var ben. El Fatiha okuyorum falan işte. Bir tane hoca geliyor işte bütün köyü götürdüler. Nereye dayı? Bir tane topraktan gökyaşı düştü. Bütün köyü tahliye ettiler çocuğum. Sen de gelme. Umut bu diyarlardan ayrıldı. Ama illa gideceksen aha o yönden gidebilirsin. Falan. Biz de belki bu köyde yaşayan eski sevgilimiz vardır. Ve işte eski sevgilimiz de tahliye etmişlerdir. Ve bunun haberini almışızdır. Ve buraya kadar gelmişizdir onun peşinden. Belki eski sevgilimiz ailesini ziyaret ediyordu burada. Ve göktaşı düştü ve bir şeyler gelişti. Yani böyle İlginç. Çünkü göktaşı düşmüş oğlum. İlginç yani. Hani, anladın mı? İlginç bir hikayesi var. Ya böyle bir böyle farklı farklı interaksiyon şansları olabilirdi. Bir yerden bir yere giderken bu immersion'a sokabilirdi. Silent Hill gibi bir şey olabilirdi. Madem asetler bedava. Yani anladın mı? Bundan bahsediyorum. İşte bir an... Aa, müzik girdi. Bir şeyler oluyor galiba. Ya mesela I'm just saying yani tamam mı? Escape'de de devam ediyor. Yani aklıma bin tane fikir geliyor. Şurada hava yavaş yavaş bağlamayla birlikte hava yavaş yavaş kararır. Ve şurada bir tane figür görürüz rayların üzerinde. Ve bu figür elinde fenerle bize doğru yaklaşır ve biz bir geriliriz. Çünkü atmosferik ve tek yaptığımız şey yürümek ya. Hani böyle interaksiyonlar yaratman lazım. Hastiktir lan acaba o kim falan gibi böyle yürürüz. Ve işte bir tane herif. Sakallı, paltolu. Kimdir o gelen? Falan gibi. İşte o zaman bağlamanın bir anlamı olur. Peki şu anda ne oldu ki şu anda? Mesela. Bir tane daha eve geldik. Tarhana var burada da. Gezbe var. Mesela bak. İnanılmaz bir fırtına başlar. Yani ben hani şöyle abi. Harbiden de kaçırılmış şanslarla ilgili konuşuyorum bak. Şuradan geliyoruz ya bak. Şuradan geliyoruz. Yavaş yavaş zaten yürüyor. Karakterimiz yavaş yavaş yürüyor. Birdenbire aşırı bir fırtınayı patlat tamam mı? Patlat inanılmaz derecede şey damage almaya başla. Isı damage almaya başla mesela. Oyunun ısı dinamiğini öğretiyorsun çünkü. Bu bayağı iyi bir şans olabilir. Ve o adam gelsin işte şeyden rayların üzerinden. Gel gel bu fırtınada dışarıda ne yapıyorsun Erzurum'da der. Ve seni içeri alır ve tarhana çorbasını craft edersiniz birlikte. Ve hem crafting hem de oyunun ısınma mekanikleriyle ilgili. Ben Long Dark oynamadım bilmiyorum. Ve gerçekten oynamadım bu arada. Oyunun hem ısı mekanikleriyle, survival mekanikleriyle ilgili hem crafting mekanikleriyle ilgili bir şey ne derler? Bir şey olmuş olur. Anladın mı hani? Bu fırsatlar kaçılmış. O yüzden söylüyorum şu anda. İşte burada böyle oturursunuz, sandalyeler çekilir falan böyle. Yani bunlar için aşırı animasyonlara gerek yok. Otur dersen şuraya otur. Yani şeyden bahsetmiyorum. Aşırı animasyonlar, mocap'ler falan yapın demiyorum. Yine böyle kütük modeller ama en azından bir konuşma, bir diyalog, bir şey. Yani
İşte gel otur şuraya falan bilmem ne. Bir tane işte şu şey yakalım da bir tarhana koyalım. Whatever yani. Susamlı çubuk kraker. Mesela şu anda hani yoğurt falan böyle oyun üzerime nostalji atıyor gibi falan geliyor gibi hissediyorum. Ama niye atıyor? Oyun ikonu yok. Unreal Engine, Samurai Windows şimdi daha onu arasında yapan kişi. Ama işte çocuklar yani yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum şu anda. Arada dalga da geçiyorum. Su. Sebil. Çünkü buradaki niyet çok iyi de olabilir ve bir yanlışlama şeker bir anda. Yani mesela bu çok birbirine alakasız şeyler var falan. Yani bu niyetler çok iyi de olabilir. Yanlış anlaşılma da olabilir yani. 3 saat uyuyalım şöyle bir. Aa karanlık oldu çok iyi. Evet mesela. Isındım da. Peki aa mesela bu nedir artık? Bizde Erzurum'da geçmiyor mu lan? Bu ne? Niye gece ışığı var Erzurum'da? Var mı lan gece ışığı? Yok değil mi? Türkiye'deki gece ışığı. Yok değil mi? Hani Erzurum'a özel gece ışığı belki vardır ve ben bilmiyorumdur. Çünkü ne bileyim ben Erzurum'u. Abi sadece Erzurum'da bilmem ne dağının yansımalarından gece ışıkları oluyor falan gibi bir şey vardır belki. Peki anladığım kadarıyla sazlar ve bağlama gibi bir bağlama değil mi bu arada? Bir Sazın sesi daha haftadır kalın gibi. YouTube içeriğini gömdüm, bir karşılık bir teşekkür gibi. Eyvallah çok teşekkürler Bay Karaboğa. Bu bağlamalar random mı giriyor? Hani bir anlamı yok galiba story-wise. Haritanın neresindeyim? Haritada kocaman mesela. Bu saz değil, bağlama, ökeş. Göktaşı düştüğünde oluyormuş. İşte ama bunu niye bilmiyorum ben o zaman oyunda. Bak ne bak mesela göktaşı düştüğünde kuzey ışıkları gelmiş. Mesela. Yanlış şey gitmiyorum abi yol başı dedim düz. Ha haritada soru işaretine gideceğim. Pardon özür dilerim onu görmedim. Konuşmaya daldım. Saz genel olarak bütün telli enstrümanlar ismi. Okey. O zaman bu saz mı bağlama mı? My question remains. Şey. Bağlama değil mi? Evet. Evet karakter kuzey ışıkları ile ilgili bir şey de demedi mesela. Ne olmuş lan buraya falan da demedi. En kral yapımcı firma bile böyle reklam yapamazdı. Hem de bedavaya ve My Project diye isim gelen bir şey için. Reklam yapıyorum Erzurum'dan. Anladım. Reklam aynen. Oyunun yeterince reklama ihtiyacı var zaten. Ben o yüzden reklam yapayım. Bir de ben yapayım falan. Tam buna koyayım. Oynarsın sorun olur. Oynamazsın sorun olur. Eleştireceğim şeyi en azından görmüş olayım dersin sorun olur. Sizi memnun etmek imkansız. Sen değil abi tüm Türkiye bunu konuşuyor neredeyse. Evet konuşulan şey neymiş biz de ona bakıyoruz. Daha yanlış anladım özür dilerim. Evet. Aa, oha. Tamam baya farklı bir yerdeymişim ben. Yaklaşınca anladım. Bunların boyutları düzgün bir şekilde yapılırsa daha anlaşılabilir olabilir. Bunlar çok şey kalıyor. Zoom yapınca anladım. Uzaklığını. Mesela şöyle gitmem lazım. İkonlarda bir şey yapmak gerekir. Bak bulutlar geldi. Kuzey ışıkları aşağıda kaldı. Ay var şimdi de. Yağmur mu yağıyor ve de?
Hani rüzgar bu. Ha yapma. Mesela bak. Mesela bak geldi. Yapma. Çok ge Aa! Düştü mü? Ben görmedim. Düştü mü? Ben görmedim. Eğer buna kazanmadan çok görmüşsün. Fatiha oku. Cezim ama intihar ettiysen sana okuyamam Fatiha. Çünkü günah. Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka bir yerde olma. Demir yolunun çıkmak vizesi var. Buradan kaçmak tek şans Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Niye geldim? İntihar mı etti? İmam intihar ettiyse ama ben seni gömemem abi. Yani gömmeseydik keşke. Falan. Fatiha okuyacağım o zaman. Gömdüysem. Okudum. Aa okuyorum. Çok kısa okudum gibi ama. Ama kabul et. Niye? İmam intihar ettiyse ama gerçekten de ona... Bilmiyorum. Yanlış bir şey yaptık bence. Ha dur kapı. Aa burada fener mener bir şey. Donuyoruz biz. Onu fark etmemişim. Kapatalım şurayı. Lan niye intihar ettin ya? Gofret. Kola. İmamın intihar etmesine fazla takıldım ben. Soba. Ha. Varil. Soba demiş. Bir dakika. Bu soba değil mi? Benim gözüm görmüyor. Biz... Ha varil de bunları yakabilirim. Ha. Falan. Okey. Yatak. O zaman sabahı bekleyelim. Oyuna bak mesela böyle bir mekanik var. Gece gece de gömülmez bence yani. Aynen katılıyorum. Fast brain. Aha dürbün. Dürbünle nerelere bakacağız peki? Dürbünle. Ha yemek falan yememiz gerekiyor. Dur ne yiyeyim? Soğan. Kebap malzemelerinden bir kebap mı yapabiliyoruz oyunda? Öyle mi? Gofret. %20 oranı doyuruyor ama soğan %5 gofret. Okay. Ye. Yanına bir de ne içeyim? Su. En basic şey gofret ve su. Evet abi babet çorap diye bir item var maalesef oyunda. Bu ne peki bir şey söyleyeceğim. Ha çişim mi var? Dur lan hala çok şişiyoruz. Şu şey ne? Organlı zımbırtı ne? Çişim mi var? Ama yemek... Ha mide. Yemek yedik ya. Abi susamlı çubuk kraker bu işi halleder. Hiç halletmedi. Ha yok halletti. Biraz arttı. Oho ben bayağı yemek yemem lazım. Bu ne oğlum doymuyor musun ya? Menemen yapabiliyor muyuz dedim. Yapamıyormuşuz. Üzüldüm bayağı. Sağlığı %10 arttırır. Aa bak var ol. Bir tane kullanalım bakalım. Doymadı. Kola da iç. Bir şeyleri alma animasyonu çok uzun sürüyor. Bir noktadan sonra %100 işenilir. O kısalması lazım. Şu ne yani bak. Neyse. Bak şu. Neyse bir şey alırken gösteririm. Biraz daha ısınmam lazım. Yani şunu bir noktadan sonra beklemezsin yani. Yani alma animasyonu çok uzun sürer. Sneaking var oyunda bu arada. Rakip bit. İşte tarhana çorbası direkt tarhanayı böyle yiyebiliyor muyum acaba? Yok, yiyemiyorum tabii ki. Nasıl yapıyorum onu? Herhalde crafting station falan var. Küpemiz yok oğlum, küpemiz olur mu? Berenin şeyi o.
Bir dakika. Mesela durability damage alıyorlar. %88, %81. Tamam, gidebiliriz artık herhalde. Ay, ay, ay. Aç. Ocak bulamadım daha. Ya da bulduysam da anlayamadım ocak olduğunu. Abi. Ha, varile dokunca crafting sistem açılıyor mu? Ne diyorsun harbi? Ha, bunun üzerine şey... Ha, yo. Ha, pişir. Bir dakika, dur. Kari, çay. Çay yapalım. Suyumuz yok. Tarhana çorbası, su yok. Ha, hepsi için su lazım. Doğru. Ama su çıkmadı daha karşıma. Onun da içtik. Boyunu övmezsen heykeltıraş oldu böyle, dikkat et. Aga. Kekvi. Ha, su için kar eriteceğim. Ama nasıl karı toplayacağım? Şey falan var mı? Mesela cezveyle alabiliyor muyum acaba böyle? Alamıyorum dur, büyük ihtimalle, değil mi? Fantezi olur. Evet, alamıyormuşum. Bunu kapatamıyoruz. Toplamaya gel... Ha, okey. Tamam, okey. Eat craft oysa okey. Mantıklı. Tamam. Pişir. Kar erit. Çay. Pişirmeye başla. Ya hemen mi yaptı mesela? Aa, bir dakika dur. Yo. Zaten pişiyor. Ha, bir dakika. Nerede görüyorum? Kalan zaman 11 D diyor. 11 D ne? Dakika dakika. Ha. Bu çok fazla. 11 dakika kim bekleyecek su için? Bunun azalması lazım. Baksana yani. Abi uyuyayım da yani. Sürekli uyuyacak mıyım mesela? Abi uyuyayım bir saat. Evet, gerçekten de aldım. Ha, bana bir şişe su verdi. Tekrar ateş yapmam lazım. Sonra tekrar tıklamam lazım. Okey, bu biraz o şey. User friendly değil. Pişir. Çay yapalım. Çaysız olmaz. Çaysız olmaz. Çaydanlık gerekiyor ama. Okey. Tavşan eti. Domuz eti. Geyik kebabı falan. Abi geyik kebabı diye bir şey mi var ya? İnanılmaz gerçekten. Yani. Ben... Geyik kebabı diye bir şey mi var abi? Var mı gerçekten geyik kebabı? Yok oğlum, bizim kültürümüzde var mı ya? Ben mi bilmiyorum? Geyik kebabı. Tarhana. 20'de kalan zaman. Uyumana gerek yok. Ama nasıl, o zaman bekleyecek miyiz 20 dakika? Oğlum bildiğin uyuyamıyoruz da ya. Ha dur. Şimdi uyutuyor. Hayır, geyik kebabı, geyik. Domuz değil lan. Aa. Abi bu uzun bir menü ama. Bir saatte tarhana çorbası pişirirsin bu arada ya. Bir saat uyudum ben. Geyik kebabı varsa ben hiç duymadım ama yani şeyi de duymamıştım. Soğan kebabını da duymamıştım. Ya da tokat kebabını da geçen gün duyduk yani. Belki de vardır geyik kebabı diye bir şey. Aranma. Çorba şu anda oldu. Bak sesi geliyor. Olduğunun indikasyonu. Tarhana çorbamız var şu anda. Peki bu tarhana çorbası soğuyor mu? Susuzluğu %30 giderir, %20 oranında doyurur. O zaman içeyim. İyi, iyiyiz. Ha, sosu ateşleyeyim. Doğru dediniz. Onu iyi dedim. Ha oğlum, ben bunu görmedim lan. Domuz eti mi var oyunda bayağı? Yaban domuzu. Bunu görmedim, ben geyik kebabını gördüm. Domuz etini görmedim lan.
Ha, niye ne olmuş ki? Fatiha okumuyoruz mu? Anlamadım. Zorda kalırsan domuz eti haram değil. Hadi ya. İyi. Tamam. Ama işte zor haller. İmamlar intihar ediyor. Senin aboneliğini okumadım. Yani geçen ay bu nick'i kullanmıyordun yani hani. Ama okumasam olur mu senin nick'ini? İkinci ayında. Niye? Ben böyle bir abone olduğunu hatırlamıyorum. Nasıl ikinci ayındasın sen acaba? Homofobik homo. Aa. Okey. Paradoksal. Eyvallah. Ama okumayayım abi nickini ya. Kullandığım bir kelime değil yani. Homofobik homo ayrı bir şey yine de. Evet, adam da founder badge'iyle çıktı direkt zart diye. Ben dedim ne oluyoruz? Oğlum oyun kasıyor biliyor musunuz? OBS'imi kasıyor yani. Yanda arada OBS'te şey diye uyarı geliyor. Abi zorlanıyorum falan gibi. Bak mesela şu anda. Kasıyor demek emek var. Ha bak yeni bir şey açıldı. Yeni bir yer açıldı. Atla eyvallah tamamdır canım. İşte türkü random bir türkü olayımız var. Random geliyor. Kenshi gibi düşün yani. Senin bilgisayar kötüdür abi lise mezun olduğundan. Aga evet ya. Şey Kenshi gibi işte. Aralarda cycle ediyor türkü. Bir anlamı yok yani hani onu ilk cami gelince bir anlamı var mıdır diye düşündüm. Sonra dedim ki yok yani. İmamın neden intihar ettiğini de anlayamadık bu arada yani. Yani yayın yapmak için güzel bir oyun. Çünkü yani sadece basıyorsun ve konuşabiliyoruz bu şekilde. Benim kasıyor bir şey yapacağım, ayarlarını düşeceğim. İntihar etmiş ya, düştü herif gözümün önünde. Gondwa 5. ayında hoş geldin. Dadaş Gaming. Yüksekten düşmemiş be. Oha, Ayten'in duyarına bak chat'te. İmamlar da intihar eder diyor. Oha. Miranda'cığım veriyorum oyunun başından beri öneriler veriyorum. Çok güzel öneriler verdim bence gerçekten. Dedim yani. Şuradan dedim şuraya yürürken dedim ortaya dedim bir interaction koyun dedim. Müziklerin dedim bir anlamı olsun dedim. Asetler dedim madem bedava dedim o zaman daha güzel asetler kullanın dedim. Dedim yani. Bence çok yapıcı konuşuyorum. Ay ne oluyor lan? Abi niye birdenbire
Neden, ne oluyor yani? Gerildim. Buzdolabı mı, klima mı? Ha. Bileme taşı. Evet arkadaşlar, bu bu şeyleri hatırlar mısınız? Dünyanın en sikko süpürgelerini hatırlar mısınız? Ben nefret ederdim bunlardan. İnanılmaz şey. İnanılmaz boktan süpürgeler bunlar. Bu ne? Plastik hurda. Ama çok sert giriyorsanız bir şeyler oluyor sanıyorum böyle. Ama hiçbir şey de olmuyor bir yandan. Bunları alamıyorum galiba. Şok yani. Artı. Aa, ne oldu lan, dur. Saz. Çok sert giriyor saz. Efendim. Mirandacım, hoş gelmiş. İkinci ayında öpüyorum balım. Antibiyotik. Beni silin mi? Çok sert giriyor ama. Çaydanlık buldum. Evet. Dün gece büyük bir gürültüyle yataktan düştüm. Patlama gibi bir sesti. Pencereden baktım. Ama bir şey göremedim. Sonra gökyüzüne baktım. Bir de ne göreyim? Dünyanın en güzel manzarasıydı. Gökyüzü yeşil mavi. Anlatıyor bak. Yeşil mavi pembe bulutlar kaplı. Normal bulut değillerdi. Sanki ışık saçıyorlardı. Allah'ım sen ne büyüksün. İnşallah zararsızdırlar çünkü muazzam görünüyorlar. Bak. Anlatıyor ışıkları. Kuzey ışıkları. Karışık baharat. Ama bayağı kıtlama şekerimiz var. Soğan. Bir menemen yapamıyor olmamıza bayağı alındım bu arada abi. Bir yani menemenci, sert menemenci olarak alındım yani. Bırak aramaçlı. Menemeni çok severim. Ah ah. Şöyle bir diken bayan. İki seti. Şöyle bir hayatımızda bir helal süt emmiş avrat olsa da şöyle bir buğday unu. Menemen yapsa. Ton balı. Kumaş. Diken bayan Nisa, evet. Ayten diken bayan. Yok pardon, siken bayan o. Hı. Şimdi bir dakika. Sobada pişir. Ha, çay yapabiliyoruz şu anda. Şimdi. Evet, tabanca aldım aynen. Kurşunu var mı peki bunun? Oğlum tabii shooting mekanikleri var oyunda. Ama kurşun yok değil mi? Bayağı varmış. Aham! Atam var. Az daha atama silah çekiyordum. Çok korktum. Yolun açık olsun paşam. Uy, Atatürk'ün askerleriyiz. Bir dakika. Şimdi uyuyacağım. Ki zaman geçsin. Çekmecede bir şey var mı? Yok. Bir saat. Şu 10 puan gerçekten. İnanılmaz böyle. Ay çok saçma. Gerçekten böyle bir duvar halısı var mı böyle? Köprülü falan. Şey böyle Marmara'yı yapıyorlar gelecekte duvar halılarında falan, bir düşünsenize. Böyle şey yapıyor, metrobüsü yapıyor falan böyle. Şu yastıklar ve şu bunlar tam Türk işi yani, buna katılıyorum. Bu divanlar tam Türk işi, bilirsiniz yani. Hey guys, you know those random bed sheets? They look like they've been done by mentally ill people. That's really really cool. Şüphemizi verin. Şimdi bir dakika. Ha. Ay ne oluyor? Ha. Psychedelic aynen. Şey, I'm a mentally ill people and I approve of this message. Söndü. Aa, 900 abone mi olduk? Aa, Miranda balım da 901 olmuş o zaman. Türk kahvesi yapamıyorum. Ekmek. Bunlar yok zaten bende şu anda. Ama kar eritelim fırsatımız varken. Bir saat daha uyuyacağım.
900 valla 1000'e doğru gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Bu ne, 1000 dakika değil mi bu? Biz 300 değil miydik? Ne oldu şimdi? Biz neyiz şimdi chat? Biz neyiz? Ay bir dakika. Tamam alalım. Gidiyorum. Gidiyorum ama şu süpürgeyi alalım. Bir yerden bir yere gitmem. Bu retro süpürgelerden çok bulunmuyor artık yani. İkinci elcilerde çok şeyleri var. Bu süpürgeyi alamadım. Bozuyorum abi. Bozuyorum. Dur. Ay dur, bir şey yaptık da yemek yemedik, bir saniye. Efso un. Varmış Türk kahvesi. Ha, suyumuz yoktu çünkü. Dur lan, bunları yapalım bari ya. Dur. Pişir. Suyum olduğuna göre o zaman şu an Türk kahvesi yapabilirim çünkü cezvem de var. Aa bak, cezveye döndü çünkü cezvem var. Now that's something. Ay, ama sikeceğim ha. Uyuyorum 3 saat, bana hala 2 dakika diyor. Bu çok saçma. Hiç alakalı değil yani hani. Canku hoş geldin. Şimdi bir daha su pişirmem lazım mesela. Yakıt yanma süresi yeterli, sobaya yakıt ekle. Ulan yanıyor ama işte. Al ekledim. Bütün kömürüm de bitti böylece. Pişir. Ay. Su kar et. Tamam. Aa. Sadece kendime kadar yapıyorum. 3 saat uyu deyince, 3 saat uyumuyor, dinleyince uyanıyor. Anladım. Sadece kendime kadar yapıyorum. Gofret yiyeyim o zaman. Yanında bir de çay içeyim. Ha dur, kıtlama şeker ne boka yarıyor? Ne diyor, susuzluğu düşürür. Susuzluğu kıtlama şeker nasıl düşürüyor? Çünkü çay içtiğimi mi asyum ediyorum? Ye. Yeah. Çay içeyim ben de. Oo. Evet. İhtiyacım kadar yapıyorum. Buradan böyle damıtıyorum. Yok daha bakmadım. Sırada Potentia ve şey var işte. Ronin var. Ronin sırada. Oyun polisi abi. Oyun polisi abi. Sicilimiz yeterli mi, yeterli değil mi? Çay bardağını da yedi. Çay bardağını da yedi. Aşırı böyle. Kıtlama şekerle böyle gaza geliyor falan. Ah diyor. Memleketim diyor. Uy diyor. Erzurumların şivesi nasıl ben hiç bilmiyorum. O yüzden Karadeniz gibi yapıyorum. Çünkü Karadenizliyim. Karadenizli olduğum için tüm Türkiye'yi uy gibi düşünüyorum. Ama olmayabilir. Evet arkadaşlar, diyorum ki 1000 abone olursak belki diğer büyük yayıncılar tarafından sonunda ciddiye alınabiliriz gibi hissediyorum. Ne diyorsunuz? 1000 abone olursak belki biz de böyle şey gibi oluruz. Akranları gibi oluruz belki. Protos01. Hoş geldin. Hoş geldin. Patrick Peyton. Hoş geldin. 3. ayında. Okan seksi bırakmış diyor. Hoş geldin. Aboneleri özel modundan yararlanın da 150 kalmış, yanlış yaptın galiba. Yo, hep bilerek yaptım, yararlanmasınlar. Yararlanmasınlar abi. Yo, gerçi bilerek yaptım çünkü bir gün abuse etmeye başlamışlardı onu, hayvan gibi. Aşırı derecede cinsiyetçi şeyler yazıyorlardı. Ondan dolayı yaptım.
Asgardian 33 Prime'ını basmış. Sen de hoş geldin abi. Yalnız ben şey yapacağım. Windows yapacağım. Çünkü ama öyle yapınca da şey olacak değil mi? Öyle yapınca da iki kantör olduğu için çiçeği olacak. Ama bu. Okey. Biraz da böyle oynayayım, ölmeyiz. Bir dakika. Kendimce yapıyorum. Ultra'da kastı ya. Biliyor musunuz? O ciddi ciddi kastı. Ha gidiyor bak. Gitmiyorum çünkü bir şey daha yapacağım. Pişir. Bir tane daha tarhancı yapamıyorum değil mi? Okey. Ama çay infinite yani. Yapabilirim. Çaydanlıkla infinite çayım var. Ya ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum da infinite gibi görünüyor şu anda. Son bir sonraki yere kadar daha gideceğim. Sonra kapatacağım. Sonra da potansiyeye geçeceğiz. Bir de su içeceğim. Black Cola içeceğim. Stanton abi. Bendeki pickup Stanton. Nereden bildin lan? Erzurum'a gitmiş kadar. Ay! Lan! La Cola değil şey. La Cola. Spor yapıyordum. Bıraktım şimdi ama vermiş oldum o kiloları. Kader olarak. Ha görüntüsünden. Dayı ya arada dinliyorum onu ben ya. Böyle bir takım shoegaze plaklarım var. Onları dinliyorum arada. Yoksa satardım. Ondan. Ama çok sert sert geliyor bağlamalar. Ha şimdi bir dakika. Bir sonraki yer ha şurada arkasına gideceğiz. Oraya kadar oynayacağım. Ulan küllük de tam tersimde dur bakayım. Bağlama sert olur. Acı 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 mı olur abi böyle? Ego sevmiş bu oyunu belli ki. Çok iyi. Bunu abuse'layabiliyorum en azından. Fall damage yok. Mesela bu ormanlardan geçerken de aralarda böyle bir takım çatırtılar, sesler falan bir şeyler duysak uzaklarda. Oğlum bak şey falan yapsalar keşke böyle. Köpek havlamaları, kurt sesleri. Yani atmosferik bir şey. Sürekli olarak aynı ses cycle edip edip duruyor arkada. O da yani yoruyor. Yormuyor da yani sıkıyor. Şöyle daha hızlı gidebiliyorum bu arada. Asetleri yok. Onların mı başlama şimdi? Yüz köpekler mi pek mi? Yo var tavşan yapmışlar. Ha bir tane düşman görmek istiyorum. Abi zıplama efektini yani şunu abuse edebiliyorum bayağı daha hızlı gidebiliyorum öyle. %100 koşmaktan daha hızlı şu. Ama tabii ki çapraz yapınca şey oluyor. Kebapçı sim olarak destek verirseniz size ekleyeceğim oyunuma. NPC. Selamünaleyküm. Ben Taylan. Avcı Ziya sen misin dayı? Aleyküm selam kardeş. Bana Ziya mı de? Gel hele sobanın yanında. İşte bak be. Şunu oyunun başında yapsaydın ya. Dayı. Ne güzel işte bak. Selamünaleyküm. Yamamın yazdığı gibi seni de bulduğumu nasıl sevindim anlatamam emmi.
Nerede buldun onu yazsın kardeş? İmam nerede? Diğerlerle birlikte gitmiş mi? Maalesef Gözcü Kulesi'nin yanına donmuş cesedini buldum. Başın sağ olsun. Uş, dur. Yapma kardeş be. Çok severdim rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Ama intihar günahtır. Sen için ne yapabilirim kardeşim? Buradan kaçmak mı istiyorsun? Çok güzel mekanımız var. Niye kaçıyorsun? Aslında evet, buraya gitmek nasıl geldiğini bilmiyorum ama boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Okey. Dinle kardeş. Göktaşı'nın dumanının geldiği yerde bir askeri kamp var. Ağlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler. Kardeş bir de oralarda çok ayı olur. Dikkatli ol. Yanındaki kulbeden benim yedek tüfeğimi al, yanında bulunsun. Dayı bende emanet var bu arada ama sana almayayım şey senin tüfeğini. Ben buldum imamın silahını. Eyvallah. Oraya gideyim bakayım. Bu arada bir sigara var mı dayı? Galiba yok. Ama anladım. Buradan ama karışık baharat. Böyle bir menemen bile yapamıyoruz oyunda ama karışık baharat. Ton balığı. Tamam. Şimdi bütün statlarımız iyi. O yüzden şimdi dayının da böyle çok şeylerini almayalım. Eşyalarını almayalım. Yakışmaz. Dayı bir suyu alıyorum. Çayı da alıyorum. İçiyorum belli ki. Çay içiliyor yani. Çay gidiyor. Kahve gidiyor. Yoğurt gider. Sulama şeker. Bayılırım. Odunu da aldım. Ana. Dayı bu tuvalet ne böyle? Dayı bu tuvalet ne? Burayı bir yaptıraydık. Ama aynan bile kırık senin. O kadar hazır haset ki. Saçma duruyor artık. Ya abi. Bu adam nerede? Niye böyle ya bu? Yazık. Bu ne abi? Dayı senin yenge vefat mı etti? Ne oldu sen? Evde bir bayan lazım yani. İn karakter olduğum için yapıyorum bunu. Yoksa bayan kelimesi lame bir kelime. Bir hanımın yok mu hanımın? Hanımın yok mu? İçerisi ne halde tuvalet? Utanmıyor musun? Kaç yaşında adamsın? Babam olsa çok kızar ya. Bu tuvalet ne böyle? Allah Allah. Evet dayı yani böyle bir şey gibi yani. Resident Evil'dan gelmiş gibi yani tuvalet. Allah Allah. Peki ben gidiyorum. Senin de eşyaları biraz çaldık ama. Bende var çaydanlık onu almıyorum o sana kalsın. Götüne sokarsın. Gri çorap geldi. Tamam. Yok. Mermi yok. Aa yandaki kulübeden dedi silahımı al dedi. Fallout 2'de steampunk olabilirsin. Dur. Hayır çorabımız vardı ama babet çorabımız vardı. Şimdi gerçek çorap aldık. Burası da dayının ikinci evi. El arabası var. Nacak. Nacak balta mı demek? Yaşlı başlı adamı çoraplarını çaldık hakikaten. Bu çoraplar iyiymiş. Dayı bunlar iyiymiş. Küçük baltaya nacak denir. Eyvallah abi. Öğrenmiş oldum. Nacak. Kameramı açıyorum şimdi bir saniye. Hayır, babet çorabı başta bulduk. Başta çorapsızdık benim anladığım kadarıyla. Ama şimdi şeyiz abi. Şimdi artık gri bir çorabımız var. Ve yani Dobby artık mutlu birer. Pompalı. Kumaş. Bunları alamıyorum. Kibrit. Okey. Ay. Elohim. Eyohim. Pardon. Eyohim. Hoş geldin. Ha fener. Kumaş. Oo, şimdi bayağı uzağa gidiyoruz. Haritanın hepsi bu kadar değil herhalde, değil mi? Üç çok uzakta ya burası. Nasıl yürüyeceğiz oraya? En azından bir kere silah falan kullanalım. Ne tarafa? Üf. Ha, tamam böyle gideceğiz şimdi. Böyle. Aa! Oğlum Ego sen bir dakika onu çok iyi dedin. Bir saniye. Ama kurşunum yok ki abi. Pomaplı tüfeği kullanamıyorum kurşun olmadığı için.
Ayo var, fişek. Aha. Okey, bir şey diyeceğim. Bu şartlar altında daha fazla yaşayamazsın dayı. Bir bayan yok hayatında. Bir hanım yok. Böyle burada bu tuvalette kalmışsın. Sana bir iyilik olur yapacağım şey. Sana iyilik olur. İyilik olur. İyilik olur. Okey, dayı ölmüşmüş. Hiç de bir tepki vermedi. Peki. Dayı şey diye çıkıyormuş diye. Foolish mortal. I am immortal. My kind has lived in Erzurum for like 50 years. Dayı kavarım atıyor böyle. Foolish ninja. My clan has perfected this technique for 50 years. Zuhal hoş geldin. Foolish mortal. My kind, your weakness makes me sick. Pathetic. Öf, iki gündür Valheim, bir de bu yani. Stamina harcayan oyunlardan çok sıkıldım. Gönlümce koşmak istiyorum. Valheim'da da sürekli yani ara gazı ver koş, ara gazı ver koş. Burada da böyle. Koşmak istiyorum. No, I am the Erzurum. Aa, pompalıyla zıplayamıyoruz bu arada abi. Böyle bir şey var. Bak, pompalıyla zıplayamadım. Demek ki silahla beraber zıplayamıyoruz. Bunun nedenini bilmiyorum bu arada. Talk to me boy. Talk to me. Give me some sugar. Sen hiç Türk ayısından tek yedin mi? Of, çok güzel esprim var da. Yapmayacağım. Give me the sugar. Give me the sugar. Give me the sugar. Oğlum biz raid miydik? Niye hiçbir yerde çıkmıyor raid? Şimdi okey. Şimdi şöyle. Oyunun başında şurada başladık falan ama Burak Fırat hoş geldin. Hoş geldin. Burak Fırat hoş geldin. Şimdi şöyle. Şurada falan başladık. Taş eve geldik. Ve yani dediğim gibi birkaç tane çok güzel interaksiyon şansımız vardı. Bunları yapmamışlar oyunda. Hazır asetler kullanıldı deniyor. Eğer hazır asetler kullanıldıysa çok daha iyi asetler kullanılabilirmiş. Eyvallah, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hodor TV, sen de hoş geldin Hodor TV. Şuradan şuraya bayağı bir yürüdük ve şurada bir tek interaksiyon yaşadık. Dediğim muhabbet orada oldu. Ama o da yani çok aşırı bayık bir muhabbetti. Şimdi en azından hani işte bir silah milah aldık bilmem ne. Ya bir kere karakter modu, yeni gelenler için tekrar anlatıyorum. Yani karakter modeli falan bayağı kötü. Dayının da bayağı kötüydü. Dayıyı custom modellemişler herhalde. Çünkü dayı modeli diye bir şey olduğunu sanmıyorum. O yüzden modeller birbiriyle farklı görünüyor. Mesela. Galiba suratı da custom modellemişler. Bu kadar kötü olmasının sebebiyle ama işte daha iyi bir free asset kullanılarak çok daha iyi bir surat yapılabilirmiş yani. Hani illa ki kendimiz modelledik diye modellemeyi bilmiyoruz diye surat yapılama kasmasalar daha iyi olabilirmiş. Bomboş harita, çok küçük, hiçbir olay yok, interaksiyon yok. En azından küçük lore öğeleri eklenebilirmiş, bir şey olabilirmiş. Daha çok not yazılabilirmiş. Daha çok not yazılabilirmiş, hikayeyle ilgili bir şeyler anlatılabilirmiş. Çok Erzurum'a göktaşı düştüğü enteresan bir hikaye. Bunun hiç yani bir yerden bir yere yürüyorum. Ve yani hani bununla ilgili bir o kadar az şey veriliyor ki. Bir sürü güzel fırsat var. Çok da vakit almayacak. Gerçekten de biraz üzerine düşünülerek ve uğraşılarak yapılabilecek şeyler. Mesela yani o ilk baştaki nokta crafting sistemi için çok güzel, onu tanıtmak için çok iyi bir yer olabilirdi falan. Raylarda yürüyoruz. Bomboş, ne derler? Bomboş bir şekilde raylarda o kadar dakika yürüyeceğimize, bir tane işte o dayı orada çıksaydı ve işte elinde gerçekten de bir ışık olsaydı ve işte kimdir oradan yürüyen falan bilmem ne. Göktaşını duymadın mı? Niye buradasın falan. Biz niye Erzurum'dayız? Bunu hiç bilmiyoruz. Bir günlüğümüz olsaydı baksaydık mesela. Envanterimizi mesela şey çok envanterimizi açtığımızda sadece sıfırdan bir günlük olsaydı falan. Türk tişörtü. Ama bunun niye Türk tişörtü var bir de? Bunu görmemiştim. Bunu şimdi gördüm. Türk tişörtü.
Böyle bir şey mi olur? Türk tişörtü. Yani işte Fatiha okuduğumuz yerde şey olsaydı, ne derler? İşte bir imam gelseydi ve imam bir şeyler söyleseydi. Onlara Fatiha okuyorsun ama işte onlar çoktan öldü. Gittiğimiz yerde artık işte gittiğimiz yerde dua sana fayda etmeyecek evlat falan gibi. Yani kafayı 2 dakika şey yapıyorum abi. 2 dakika kafayı çalıştırıyorum. Çok zor şeyler değil bunlar yani hani. Hani okey hakkaniyetli bir şekilde konuşuyorum şu anda yani. Zıplarım animasyonu çok kötü gerçekten de. Bak mesela bak. Göktaşı parçası bulduk bir tane daha. Bunlar şey veriyor işte. Susuzluk %10 arttı. Azami susuzluk %10 arttı. Mesela bu göktaşı parçaları demek ki yani aşırı derecede olay yani anladın mı hani? Göktaşı parçaları aşırı derecede olay yani. Belli ki. Bu arada chat çok hızlı akıyorsa şey yapabiliriz. Biz zaten abone modunu da almayalım şu anda. Sıkıntı yok galiba. Türk var mı? 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 Eren hoş geldin. Türk var mı? 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 Ya bunlar hani sırf şu anda kaç saat ne kadar 2 saattir yayındayız. Bunun 1 saatinde Erzurum oynuyor olsak. Bunlar benim aklıma gelen şeyler yani şu anda açıkçası. Hani gerçekten free asset kullanımında çok daha iyi assetlere erişilebilir diye düşünüyorum yani. Ha onu biraz yaptık Eren ya ama çok taşak olmasın diye sonra kestim. Belki olarak sen oynasan ama bu oyun çok eğlenceli olur. Ben izlemek isterim yani. Küçük Bebi bir gün Erzurum'dan yürüyordu. Bu falan gibi. Yani. Ha bak mesela. Bir şey oluyor orada. Türk Love 13. ayında hoş geldin. Hoş geldin. Ha bak mesela Early Access toplasalar bence de Solemn haklısın. Bence de tepki olmazdı bu kadar. Early Access olsaydı. Eren ne dedi ya? Bakacağım bir saniye. Dur. Ne dedi? Ha. Yani early access de gerçekten de şey olurdu abi. Mor Sabuncum hoş geldin 17. ayında. Mesela şöyle. Bu ufuktaki ateş çok daha uzaktan bir şekilde görülseydi. Hani biraz da burada art konuşalım. Hani art design konuşalım. Sanat tasarımı konuşalım. Gökyüzünde böyle kıpkırmızı. Çünkü buradan göründüğüne göre büyük bir ateş. Ve gökyüzünde böyle karanlıkta kıpkırmızı bir tezat bir şekilde, stilize bir şekilde belki de oradan çıksaydı o ateş. Bir gif koysalardı oraya ve o gifi büyütselerdi yani hani. Çok zor bir şey değil. Bunu ben de yapabilirim mesela hani. Ve biz onu görseydik ve ona bakarak gitseydik falan. Orada neler oluyor acaba falan hani. İlk etapta yani aklıma gelen şeyler bunlar. Hani mesela galiba anlattıklarınızda mı anladığım kadarıyla Long Dark, ben oynamadım Long Dark'ı. Anlattıklarınız kadarıyla Long Dark gibi bir oyun ama yani ne oluyor lan? Ayı spawn oldu birdenbire. Aa geldi küçük bebi. Senin karakter geldi Eren, ayı karakteri. Dur. Küçük bebi. Dur. Dur gelme abi. Ayı bana niye saldırdı durup dururken? Ve gidiyor. Doğaran hoş geldin. Hoş geldin. Ayı kardeş. Sana vurmak istemiyorum. Çünkü ben belki çiçekteki arı olacağım. Lan buna. Ben de vurdu gerçekten de yani. Niye ayı bana saldırdı? Ayı teleport oldu birdenbire. Aha. Aa siktir. Buradan mı gerçekten? Hi heads. 19. ayında hoş geldin.
Abi yani okay. Evet, ayıyı öldürmek çok istemiyorum ama işte yani o ayı orada bizi o yani saldıracak belli ki o ayı orada bizi hani öldürmek zorundayız gibi ben yani. Neyse yani hani şey gibi de değil ne derler. Hani Long Dark böyle bir oyun ama galiba herhalde hani çok da mekanikleri olan, çalışan, atmosferik falan bir oyun değil mi? Yani. En azından oyun. Ya hayır şimdi şöyle yani bu da bir oyun. Yani tamam mı? Hani bu da bir oyun. Ama yani üzerine uğraşılmamış bir oyun. Hani cool bir oyun değil. Hani sanki gerçekten early access olarak dese ki mesela hani böyle çıkartsa. İşte daha yani bu bir konsept. Böyle bir şey yapmak istiyoruz. Erzurum işte içinde survival elementleri olan hani içimizden bir hikaye gibi. Hani anlatabiliyor muyum hani böyle. İçimizden bir hikaye falan ve işte şöyle bir de 25 lira verdim galiba. Hayır chat'i okuyorum. Hayır, 25 lira verdim. 25 lira değil mi şu anda fiyatı? 25 lira verdim. Ben mesela yani 2,5 liraya 3 liraya falan böyle yapsa ve işte bunu öyle access dese daha iyi niyet olur gibi sanki. Ya da 10 lira yapsa bilmiyorum. Yani bir şey yani hani 25 lira gerçekten de hani şey gibi biraz sazan avı gibi biraz 25 lira. Hani bu şekilde olmaması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü hani hiç şey yapılmamış. Ha mesela evet öyle bir proje vardı Uruz Erkişi diye onu da ben oynamadım. Çünkü yani mesela bana hiç hitap etmeyen bir oyun gibi geldi falan. Ki yani yapanlardan bir kişi yani projenin içinde olan bir kişiyi tanıyorum yani. Hani böyle ama işte çok çok aşırı mesela bana hitap etmeyen bir mitoloji gibi. Ama hani çok ya sprite animasyonlar bilmem neler falan çok üzerine aşırı uğraşılmış bir oyun yani hani anlatabiliyor muyum? Onu diyorum yani hani. Ama işte ilgimi çekmedi çünkü falan. Erzurum plakası 25 oradan almış ama hayır böyle de bir şey değil bu yani. Ha yani yine iyi bir oyun olmaması anlamında full bitmiş bir oyun gibi de değil yani. Mesela hani gerçekten full bitmiş bir üründe 25 liraya satacağım bir üründe şöyle bir şey görmemelisin yani hani. Şu mesela şuradaki ikonların zaten kalitesizliğine falan hiç girmiyorum. Hani bunlar okey. Bunlar halledilir ama hani en azından bir tahsih ya. Yani en azından. Ben Twitter'a yazdım arkadaşlar görüşlerimi. Yani oyunu da oynamadan oyunla ilgili şey yapmadım. Ne derler? Oyun oynamadan da oyunla ilgili Twitter'da yorum yapmadım da başka bir konuyla ilgili fikirlerimi söyledim. Hani en azından şunu yapmayın abi hani en azından hemen bir patch çıkar falan yani anladın mı? Hani oyunu hani oyun şöyle abi oyun çıktıktan sonra fark et bunun şey olduğunu. Ve işte okey bir patch çıkarttım 0.1 patch'i ve işte bir takım oyundaki çıkart ve falan filan yani hani. Çünkü bu bitmiş bir oyunsa eğer ha bir en azından ayı vuracağım sonra şeye geçeceğim. Diğer Potentia'ya geçeceğim. Ondan sonra bir de ona bakacağım. Sonra da Ronin. Giraid bu arada hoş geldin. Hiper Kalsemi sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Neyse ben Montaik olduğunu düşünüyorum çünkü eğer. Oyunun ses dosyası. Abi oyunun ses dosyasını görmeye gerek yok. Oyunun penceresinde My Project Cast. Yani şu yazıyor abi. Bir dakika gösterebilecek miyim size? Yani çok pardon. İşte
gösterebileceksem eğer şöyle yapmak istiyorum. Benim kötü kapatıp ha bak şimdi şurada abi en azından ya yani 25 liralık bitmiş bir oyundan bahsediyoruz. Okey hazır asetler kullanman önemli değil. Ama bazı şeyler de yani niyettir anladın mı? Hani bak şu aşağıda abi Unreal şeyi var. Logosu var. Ve My Project diyor. Ve My Project üzerine geldiğimiz zaman da dur bakayım şey diyordu. Neydi? My Project Custom Third Person Template mi ne gibi öyle bir şey yazıyordu. Nerede yazıyor onu? Dur bakayım. Bir dakika. Böyle bir tane yerin üzerine geldim ve şey yazdım. My Project Custom Third Person. Şurada da My Project diyor mesela yani anladın mı? Kısa yolda mı yazıyordu? Bir şey de yazıyordu yani. Ha. Şurada yazıyor bak bak. Third Person. Bak görüyor musunuz aşağıda? Third Person. BP Game Template. Ya, hani falan. Yani bu da olmasın mesela hani ne bileyim. Evet. Yani işte template üzerine galiba ben de yapabilirim gibi düşünüyorum hani. Galiba ben de yapabilirim gibi düşünüyorum template üzerine bir hafta ya da 2 hafta öğrensem ve gerçekten dedike bir şekilde oturup öğrensem yaparım gibime geliyor. Ama bunu 25 liraya satmam gibi. Çünkü yani third person blueprint template. Ne? O kadar inceliğini kıracaksın bilmiyorum. Yabancı oyun olsa içinden geçmiştim. Bu oyunu beğeni olan hiç kimse para... Şey işte. Google'a yazarsan Unreal'ın kendi sitesinde template'i görebilirsin. Tabii abi. Bu arada hoş geldin Turuncuğum. Unreal projesinin içtik hazır bekleniş açılan haliyle kaydedilmiş. Ha, falan. Okey. Şu ayıya kadar bir gidelim. Hayır çünkü hani şimdi şöyle bir nokta var. Hani okey yani 25 liraya falan satıyorsun. İşte bir de böyle on bin kişi alsa. Hadi bunu yapıyorsun. Hadi bunu yapıyorsun. Okey. Şimdi bunu da yani şey gibi bir noktada işte yayıncı olarak şey yapmaman lazım gibime geliyor. Arkadaşlar işte Long Dark'ın rakibi işte efendim ya da ne derler? Yani bunu da konuş mesela bence bunu da konuşmalısın falan gibi. Yani bunu promote sanki böyle şeymiş gibi abi işte Türk yapım oyunları da gömüyoruz gömmesek mi? Ha, bu arada zaten bu gömenleri de dikkate almayın. Çünkü yani bu insanların diploması da şöyledir böyledir. Lise mezunudur bunların %90'ı falan gibi. Hani falan böyle çok tuhaf bir yere gidiyor gibi konu yani. O sebeple diyorum. Azazel hoş geldin. Ha tüfeği elimizde tutalım doğru. Sindirerek. Sadece lise mezunu sayılır. Pomap tüfeği aldım pardon. Pompalı değil. Hay ayı vuracağım. Ya bilmiyorum abi bu yani Türkler yaptığı zaman gerçekten de üzerine geliyorsunuz muhabbeti gibi bir şey değil bence bu. Ayıp biraz. Böyle demek. Yayının başında da biraz söyledim zaten. Ömer Kızılbağ. Umarım yanlış okumamışımdır. 5 aydır abone oluyormuş. Ne güzel tatlı yapıcı yorumlar yapıyorsun. Oyun yapan seni kadar yapıcı olsa bugün bambaşka bir oyun konuşuyor olurduk. Önemli değil. Oyunu yapan kişi oyununu eleştiren insanlara galiba tehdit eder mesajlar atmasa ve yani
şey olmasa, ne derler? Ve işte okey, doğru söylüyorsunuz. Ben işte şey yapayım falan gibi. Gerçekten de bunun üzerine biraz daha süre alayım ve geliştireyim falan dese. Mesela bu saz random giriyor. Bu sazın hiçbir mantığı yok. Yani nerede giriyor? Bir olay üzerine girmiyor. Bir tetik üzerine girmiyor ve ayı aşırı uzaktan görüp saldırıyor beni ve damage verebiliyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Veremiyorum galiba. Ha, okey. Bir kurşunum kaldı. Dörtte ölüyormuş. Çiğ yırtıcı hayvan eti. Ayı derisi. Mesela herhalde ileride bu şeylerle ilgili bir takım crafting yapabiliyor muyuz yani mesela? Ayı derisinden. Abi bir tane daha geliyor ama benim yok ki kurşunum. Ya okey ya. Ev yakınlarında saldırıyor. Evet. Okey arkadaşlar, böyle bir oyun Erzurum. Bir daha yapamayacağım bu olayı. Gerçekten lütfen, yani yapamayacağım. Öf. Şimdi bir tane trading kartı almışım. Yani canım ya. Tuna da almış onu. Bugünkü muhabbet üzerine. Şimdi okey. İade etmeyeceğim. Ha, iade etmeyeceğim. İade neden etmiyorum? Çünkü günah çünkü. Hakkını yedik. Hakkını yedik. Günah. Günah çünkü. Çünkü enayisin. Hayır şöyle. Bu arada uzun isimli adam hoş geldin. Hayır. Okey oynadık. Burada bence hepimiz bir ders aldık. Bugün bence. Hepimiz bir ders aldık. Ve ben bu ders için 25 liraya okey ya. Hakikaten yani. Hani, eyvallah. Bence bugün hepimiz çok güzel bir ders aldık. Ben kerizlik dersi aldım abiciğim. Yok yok, bugün eğlendik, güldük, konuştuk bunun üzerine. Yetmeyeceğim ya da. Yeter, 25 lira. Erzurum şurada hep bir dursun bende yani. Ama tabii ki oynamam bir daha yani. O yüzden sileyim. Yorumlarımı yaptım.